toprağın altında sevdiğin kız Leyla var. Burada da karın Nazan. Hadi kahraman Üsteğmen. Kurtar onları hadi. Ama bak söyleyeyim. Sadece birini kurtarmaya zamanın yetecek. Kimi seçeceğini iyi düşün. Allah'ım! Ulan albay! Şerefsiz! Ne biçim bir alçaklık lan bu? Nasıl bir kalleştik ha? Hadi ama. Bak ikisi de ölecek yoksa. Allah'ım ne yapacağım ben şimdi? Ziran ölecek la. Ölecek. Albay. Yaşatmam la seni. Yaşatmam. Tam beklediğim gibi. Ne de olsa can çıkmadan huy çıkmazmış. Baran komutan rahat durmuyor. Hayır. Bırak beni. Benim işim sizinle değildir. Eğer Ziran ölürse, albay da, sen de bittiniz la. Bittiniz, bittiniz! Leyla. İşe bak be, ne zor bir karar bu böyle, ölümden beter. Allah'ım Serdar, sakın beni tercih etme ne olur. Yazık olacak sevdiğin adama. Seni kurtarıyorum diye. Eğer tabii seni seçerse. Bombayı eşeleyecek. Sonra da bom. Paramparça olacak. Sen ne adi bir adammışsın be. Ya Leyla, kararını hemen ver. Elbette görevim komutanım. Elbette vatanım. Affet beni Leyla. Yapamam bunu. Affet. Binlerce kişinin hayatı söz konusu. Rekordan Leyla Baca ölecek şimdi de. Nasıl iş bu be? Bu işkence bitsin artık. Ne yapıyor bu manyak be? Lan gerizekalı Üsteğmen. Bombaya git be, bombaya! Vay vay vay. Sevdiğini sattın ha Üsteğmen. Göre göre seni ölüme terk edemem Leyla. Kim ateş ediyor lan? Dikkat edin! Dikkat edin!
Ateş edin, ateş edin! Ne oluyor Acir? Bilmiyorum albay. Allah'ım! Allah'ım yardım et! Bunu Leyla'ya yardım etmen için yapıyorum. Yoksa sen umurumda bile değilsin. Leyla Nazan'ın sağında gömülü. Üstünde iri bir taş var. Sağ ol la. Unutmam bunu. Kes lan ateşi! Kes! Kimse yok albay. Hayaletler mi attı lan bu bombaları? Ha? Bu ne demek ha? Ne oluyor gir burada? Şu gerizekalı kafanı çalıştır biraz. İçimizden vurulduk lan. Ayin var aramızda anlasana. Onu bul gir. Yoksa ayin diye seni çekerim ipe. Anladın mı lan? Vakit doluyor Üsteğmen. Çabuk ol. Ne bakın siz la? Siz ikiniz aşağı gidin hadi. Emredersin başkan. Dikkat edin. Ateş ediyorlar. Dikkat edin. Dikkat edin. Seni ölüme terk edemem. Yapamam bunu. Tuzak bu. Kazma o çukuru. Orada değilim ben. Serdar. Komutanım. Komutanım, komutanım, bomba! Tuzak bu! Ulan kordon! Seni kolay kolay öldürmeyeceğim lan. Kanını damla damla alacağım. Kanını yavaş yavaş alacağım lan senin. Çıkalım buradan albay. Açıktayız. Bu manyak iyi yer tutmuş. Hem Naza da Leyla da ölmüştü. Bitti bu iş. Tamam lan. Artık çok geç zaten. Çıkıyoruz hadi. Çıkıyoruz la. Albayı koruyun. Komutanım. Bu çakal Leyla bacıyı çıkaracak. Naza'yı çıkarmalıyız hemen. Gordon, benim Aslı. Leyla'nın gömülü olduğu mezarın üzerinde taş var. Bizim için Nazan'ın hayatı daha önemli aslında. Senin için de öyle olmalı. Anlaşıldı mı? Saçmalık bu. Doğru. Saçmalık ama bu saçmalığı sana açıklamaya yetkim yok. Celil, hadi yardım et. Thank you.
Zilan. Üzgünüm komutanım. Ama böyle olması gerekiyor. Zilan. İyi misin? İyi misin? Sağ ol Serdar. Hayatımı kurtardın. Sağ ol. Zilan nefes al. Zilan nefes al. Nefes al Zilan. Komutan, ben senin için tuzağa düşme diye dua ederken demek sen o şeytanı tercih ettin. Zilan iyi misin? İyi misin? İyi misin? İyiyim. Sağ ol kocacığım. Hayatımı kurtardın aşkım. Sağ ol Baran. Demek ki herkes sevdiğini kurtarıyor. Şeytan karı. Her şey ortaya çıktı işte. Demek ki gözünde hiç kıymetim yokmuş komutan. Bırak şunu filan. 3 günlük kadın sana tercih etti. Görüyorsun işte. Leyla. Komutanım bırak, olan oldu artık. En azından Leyla bacı da kurtuldu. Hadi. Gidelim Baran. Hadi. Gel Zilan. Gerçeği söyleyemem ki sana Leyla. Agir. Agir. Hani ölmüşlerdi lan. İkisi de yaşıyor. O Naz'a geberecek. Anladın mı beni? Naz'a. Bana soru sorma yetkin yok. Benim emrimdesin. Ayakkabılarımı sil desem silmek zorundasın. İkimizden biri ölecek lan. İkimizden biri ölecek. Ya sen ya ben. Git Leyla ile Baran'ı al hemen. Durma. Yoksa ben senin canını alacağım. Tamam albayım. Tamam. Onları gebermediklerine pişman etmezsem. Yürüyün lan. Öldüreceğim seni Naz'a. Nereye gidiyoruz Baran? Yarım kalan nikahı bitireceğiz. Hayır. Nikah olmayacak. O toprağın altında neler oldu bilmiyorsun. Yaşadığım hayal kırıklığını, acıyı bilmiyorsun. İntikam almadan hiçbir şey yapmayacağım. Kabusum oldu o kadın. Hayatımın tek bir amacı var artık. O şeytandan intikamımı alacağım önce. Ondan sonra evleneceğiz. Naz'a benim hayatımın katili. Biliyor musun? Serdar beni çıkaracak. Ve sen çıkamayacaksın çukurdan. Sana bir sır vereyim mi? Senin gebermen benim planımdı. Serdar'la evlenebilmem için senin ortadan kalkman gerekiyor. Yani Serdar'ı senden ben kopardım. Bunu düşünerek geber şimdi. Dua et o çukurdan çıkmayayım şeytan. O çukurdan çıktım. Şimdi Naz'ın yaptıklarının hesabını soracağım. Sen ne dersin Zilan? Yürü hadi. Bugün bitecek bırak bu beni. İş. Bırak beni. Bırak. Yürü. Bırak beni. Yürü dedim. Bırak beni Baran. Lan yürü. Bırak. Yürü. Yürü dedim sana. Yürü. Durun. Duramayın. Dur. Kımıldamayın lan. Nereye böyle? Ha? Nereye gidiyorsunuz? Ciğeri temiz. Bir süre dinlenmesi lazım. Zamanla nefesini toparlar. Ama benim başım dönüyor. Boğulacak gibi oluyorum. Bu tamamen psikolojik. Geçici bir şey. Ama biz bir sakinleştirici yapalım. Nefes alışverişini toparlamada yardımcı olur. Ver kızım. Elimi tut Serdar. İğneden çok korkarım. Tut elimi. Sonsuza dek. Bırakma ne olursun. Geçmiş olsun. Gözünde bir şey mi var? Çok nadiren. Aşırı sinirlendiğimde oluyor. Neyse ben çıkış işlemlerine bakayım.
aşırı sinirlendiğinde sol gözünde tik meydana geliyor. Senin kimyanı biliyorum ben. Sevdiğin yemeklerden, yaptığın şakalara, korkularından vazgeçemediklerine kadar. Her şeyini. Felaketine az kaldı. Ne istiyorsun la bizden? Oyunun bitmedi mi daha? Sen sus. Sen bu oyunda figüran bile değilsin. Eminim ki şu dünyada en çok nefret ettiğin insan ben değilim. Tabii benden de nefret ediyorsun. Ama naza kadar değil herhalde. Şimdi seninle bir anlaşma yapacağız Leyla. Ben senin nazadan intikam almana yardımcı olacağım. Sen de benim nazadan kurtulmama yardımcı olacaksın. Yani hedefimiz aynı. Nasıl olacak bu? Bırakla beni. Kolay. Bomba. Bunu Naza'nın aracının altına yerleştireceksin. Bunu yapabilirsin değil mi? Merak etme. O yılanı öldürmek için her şeyi yaparım. Aferin. Ben de öyle tahmin ettim. Doktor İlker Çatalbaş, acilden bekleniyorsunuz. Arkadaş, sevgi öyle oluvermeli ki gari. Sevdiğini aşıp yaradana ulaştırmalı seni. Her şey silinmeli. Gözünde yok oluvermeli gari. Sonra o var diye var olunduğuna vicdan uyanmalı. Onda var oluvermeli gari. Bir de başlamalı, bir de bitmeli. Bu kadın böyle mi? Dertup, sen ne dersin hiç anlamam. Ama ha bu karı komutanım fena etmiştir. Adamın yüzü gülmez olmuştur. Ben demedim sana. Hadi sen Serdar komutan sanki cehennemli gibi dur. Yüzü gülmez. Arkadaş, ben onu bunu bilmem gari. Serdar komutan hiç bildiğimiz Serdar komutan değil. Hadi çocuklar. Soldaki şu merdivenlerden aşağı in. Şuradaki merdivenlerden. Evet, oradaki. Her şey onun yüzünden başıma geldi. O gebermeden bana rahat yok artık. Dikkatli ol Leyla. Tek başınasın, unutma. Albaya da güvenme sakın. Oo. Tamam bu iş. İşte şimdi oldu. Bunu sen istedin diye yapmıyorum. O kadında benim de hıncım vardır. Onun için yapıyorum. Zilan. Vazgeçle bu sevdadan. Sen karışma Baran. Albayım ya bırakır kaçarsa? Dünyadaki en güçlü duygu nefrettir Agir. Onu biz serbest bıraktık, nefret esir aldı. Bak, inançlı biri bile nefretin esiri oldu. Ne hale geldi? Birinden nefret eden, ondan kurtulmadan rahat edemez. Leyla, Naza'yı öldürecek. Merak etme. Arabası evin önünde. Gününü görecek o şeytan. Çok dikkat et. Eğer biri gelirse hemen çık oradan. Merak etme. Dur. (Gülüyor)
Ya sen olmasaydın Serdar? Ya beni o çukurdan çıkarmasaydın? Tamam Nazı. Sakin olacaksın, tamam mı? İçimdeki nefret yangını söndüğünde sakin olacağım. Bu kadar nefret edersen, bu kadar öldürmeye, intikama kaptırırsan kendini, o Nazı'dan ne farkın kalır ki Leyla? Rahmetli babam, hırs ve ihtiras doğruların üzerine kapanan karanlık bir kapıdır derdi. Bu intikam duygusu seni felakete sürüklemesin Leyla. Zaten bir felaketin içindeyim Aslı. O Nazı'yı da başıma açtığı felaketi ortak edeceğim. Benim saf, sevecen kalbimi soğuttu o. Beni o bu hale getirdi. Ettiğini bulacak. Gel istersen. Artık karakola dönmem gerek. Yeterince oyalandım zaten. Hem sen de iyisin bak. Tamam. Salak. Sanki ben sana çok meraklıydım. Sen burada kalacaksın. Eve giren çıkan olacak mı, takip edeceksin? Emredersiniz komutanım. Hadi şimdi bin araca. Sokağın başında iner, tekrar gelirsin. Burada kaldığını görmesin. İnanmıştım sana komutan. Bütün hayatımı mahvettin. Yazıklar olsun sana. Yavuz bir, vatan bir. Dinliyorum vatan bir. Nazı'yı seninle neden evlendirdiler Serdar? Bu konuda bir fikrin oluştu mu? Bir ipucu var mı? Şu an için benim üzerimden istihbarat sağlamaya çalıştığını biliyorum komutanım. Bunun için seninle evlenmesine gerek yok. İçimizde istihbarat sağladıkları bir iki ajanları var zaten. Başka bir nedeni, başka bir planları olmalı. Bunu çözmemiz lazım Serdar. Neyin peşinde olduklarını öğrenmemiz lazım. Anlaşıldı komutanım. Unutma. Bana haber vereceksin. Ben zaten bir bahaneyle döneceğim eve. Nazı çıkacak olursa yanında olacaksın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Serdar'la ilgili raporumu tamamlamak üzereyim. Yakında elinizde olur. İyi ama bilgilerde eksiklik olmamalı Nazı. Bu çok önemli. Alışkanlıkları, hobileri, yediği yemekler, sevmediği yemekler, hastalıkları, vücudundaki belirgin izler, varsa sakatlıklar, her şey. Boy, kilo. Hata yaparsak üst kuru seni de beni de yakar. Hepsini kaydettim. Dostları, tanıdıkları, arkadaşları, askerler, karakoldaki ilişkileri, kısacası her şey. Öğrenmeye ve not etmeye devam ediyorum. Bizim hazırlıklarımız da bitmek üzere. Dikkatli ol. Merak etme. Evet Serdar. Başına gelecekleri bir bilsen. Bu asker buradayken bombayı nasıl koyacaksın? Gel vazgeçelim Leyla. Karısını korumak için asker dikti. Ama bu asker de kurtaramayacak o şeytan karıyı. Tamam buldum. Ben araçla askerin önünü kapatırken sen bombayı yerleştireceksin. Ama acele et. Asker anlarsa yanarız. Merak etme.
Bir sen eksiktin arkadaş. Başka yerde dursan olmaz değil mi? Şey, bakar mısın? Araba durdu da ben de anlamıyorum. Hiç anlamam, bir bakar mısın? Olur olur. Bakarız arkadaş. Gebereceksin. Parçam bile kalmayacak. Ah oldu, teşekkürler. Sağ olun. Allah Allah. Elimi bile sürmedin daha arkadaş. Gidelim buradan. Dur. O şeytanın geberdiğini gözlerimle görmek istiyorum. Onun öldüğünden ve bu kabustan kurtulduğuma emin olmam lazım. Bekleyelim. Albay saçmaladı efendim. Az kalsın beni öldürecekti. Merak etme Naza. Gerekli ceza albaya verilecektir. Hem sana bir sürprizimiz var. Çok yakında üst kurulla tanışacaksın. Bundan büyük onur duyarım efendim. Bize hizmet edenleri memnun etmeyi biliriz. Serdar'la ilgili her şeyi öğrendim. Yakında görevin ikinci aşamasına geçebileceğiz. Bu güzel işte. Şimdi üst kurulda nükleer bombanın hemen patlatılması kararı alın. Hı hı. Bomba ilçede açılışı yapılacak olan İmam Hatip Okulu'nda patlatılacak. Vahit bombayı hazırlıyor. Bu okul daha çıkacak gençler için büyük engel oluşturuyor. Ortadan kalkınca bir taşla iki kuş vurulacak. Patlama devlete havale edilip halkın direnişe geçmesi için çağrı yapılacak. Ayrıca gençler dağa çıkmaya kışkırtılacak. Sen şimdi hemen Vahit'i ara. O seni bekliyor. Emredersiniz efendim. Vahit benim dağ yılanı. Vahit cevap ver. Seni dinliyorum. Dağ yılanı. Neredesin sen? Seni bekliyoruz. Ya bırak boş boş konuşmayı. İlçe girişindeki hurdalıkta bekle beni. Bombayı alıp gereken yere bırakacağım. Karadeniz'de gemiler mi battı komutanım? Karalar bağlamışsın, dur. İşine bak Lazoğlu. Yapabileceğiniz bir şey yoktu komutanım. Albay aldattı sizi. Bu konuyu kapat Celil. Şeytan çıktı. Hadi aslan, takip et şunu. Yavuz 1, Yavuz 9. Hedefim evden ayrıldı, tekrar ediyorum. Gözetlediğim hedef evden ayrıldı. Muhtemelen araç ilçe çıkışına doğru gidiveriyor. Alındı Yavuz 9. Anlaşılan biraz erken döneceğiz. Celil, dön hemen. Emredersiniz komutanım. Bizi burada bekleyin. Tamam. Ortalıkta görünmeyin la. Millet uylanmasın. Emredersin Rıza komutan. Hadi hadi. Hadi gidelim. Thank you.
Aslı kaybetme şunu. Fazla yaklaşama, fark eder. Az kaldı şeytan. Son anlarını yaşa bakalım. Hadi Celil, hadi çabuk. Emredersiniz komutan. Aha orada. Orada işte patron geliyor. Sonunda bekle bekle ağaç olduk burada ya. Wait, hadi. Hadi hadi. Kahretsin be. Lan nereden çıktı bu şimdi? Serdar bu. Ne arıyorsun burada? Hani kendini kötü hissediyordun? Toprak altında kalmak psikolojimi çok bozdu Serdar. Evde yalnız kalmak korkutuyor beni. Sen de yoksun. Duvarlar üstüme üstüme geldi. Ben de karakola senin yanına geliyordum. Özür dilerim, haber veremedim. Ama inan çok korkuyorum kocacığım. Peki neden buradan geliyorsun? Ya kestirme diye buradan çıkacaktım. İki yıldıza bak. Ekmeğimize kan doğradı ha. Hadi Rıza, çıkalım buradan. Hadi çıkalım. Celil, siz gidin. Ben Nazlı'yı eve bırakacağım. Emredersiniz komutanım. Serdar. Serdar bindi araca. Ölecek. Aslı, Serdar komutan da ölecek o şeytanla. Dur. Dur bir hemen panik yapma. İki dakikamız var. Durdurmamız lazım. Serdar ölecek. Durdurmam lazım. Serdar! 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 İn o araçtan! Dur! Durun! Durun! Leyla! Başımızın belası yine ortaya çıktı. Dur! Ne yapıyorsun? Dur! Dur! Yeter artık! Bıktım bundan! Durduramadım. Durmadılar. Serdar komutan dinlemedi beni. Aslı, Serdar dönecek o şeytanla. Senden yüz buluyor bu. Kesin olamıyorsun. Yoruldum artık Serdar. Karar ver. Çıkar şunu hayatımızdan artık. Dinlemedi beni. Ölecek. Serdar'ı kendi ellerimle öldüreceğim. Pardon. Benim Aslı. Çok acil. Nazan'ın aracında zaman ayarlı bomba var. Neler saçmalıyorsun Aslı? Saçmalayan sizsiniz. Naza denen yılanı koruyup delirttiniz Leyla'yı. Ne yapmaya çalışıyorsunuz anlamıyorum. Leyla da intikam peşinde. Nazan'ın aracına bomba koydu. Serdar komutan da o araçta. Araç patlayacak kordon. Komutanım, Leyla bazı mı öldürecek Serdar komutanımı? Tamam Aslı. Yavuz bir acil. Kordon. Durmayın komutanım, çıkın araçtan. Hemen çıkın, zaman yok. Leyla araca bomba koymuş, hemen çıkın. Araçta bomba var. Leyla bacı koymuş, durmayın çıkın komutanım. Ne diyor bu? Ne bağırıyor? Bomba var. Atla. Atla. Komutan da hayatta.
şimdi Leyla. Çıkalım buradan. Anama bugün ne döner birazdan burası. Komutanım! Komutanım iyi misin? Uy! Hatice ne oldu burada böyle? 3 saniye. 3 saniye geç kalsaydın ölecektik. 3 saniye. İyi misin değil mi? Leyla değil mi? Leyla. Nazlı'yı eve bırakın. Başından nöbetçi olsun. Şükür komutana bir şey olmadı. Leyla! Dur bakayım. Serdar geliyor. Kimin işi bu? Albayın. Leyla'nın Naza'ya nefretini kullanıyor albay. Ama bomba Naza içindi. Sen araca binince... Leyla! Akidiş, yakalayıverdiniz mi gari yengeyi Akidiş? Bu kadın uğursuz. Komutanım onun yüzünden ölecekti uşağım. Ne oldu Akidiş? Bundan sonra kapında 24 saat esasına göre nöbet tutulacak Naza. Serdar komutanımın emri. Böylece daha güvende olacaksın. Hiç gerek yoktu buna. Hem ben rahat hareket edemem ki. Çakal rahat hareket edemezmiş. Üzgünüm Naza. Emir böyle. Şuna bak ya. Oldu olacak, evin önüne tasmayla bağlayın beni. Efendim, bombayı karşılamaya gidemedim. O baş belası Leyla az daha öldürüyordu beni. Aracımı havaya uçurdu. Haberimiz var Naza. Sakin ol. 3 saniyeyle ölümden kurtuldum efendim. Bunun bu kadar cüretkar olabilmesi korkuttu beni. Leyla serseri mayın gibi etrafımda geziniyor. Ama o gerizekalı kız o zaman ayarlı bombayı tek başına bulamaz. Bu işi düzenleyen albay... Sakin ol daha yılanı. Bu olaydan sonra gerekli önlem alınacaktı. Sen şimdi bekle. Sakın üsteğmenle tartışma. Evliliğine daha sıkı sahip çık. O gerizekalı albayı da o Leyla'yı da kendi ellerimle öldüreceğim. Bomba işimi de bozdular. Dinlemiyor musun daha yılanı? Sen onu bize bırak. Ayrıca nükleer bomba için Vahit ve Rıza harekete geçti. Rahat ol. Hadi patron. Hadi bitirelim şu işi. İşiniz yok mu lan? Hadi dağılın. Ver. Bu araç iyi oldu. Kimse şüphelenmez. Orada her yer bakkaldır. Patron. Bombanın aktif hale gelmesi için Naza'nın da olması gerekiyor. Naza da gelecektir herhalde. Aman ya. Ne oluyor orada? Şu araca baksana. Bunlar bir hainlik peşinde yine. Tamam, yarı dur. Hayırdır inacı? Hiç ya. Öylesine işte. Merak ettim de. Gideyim bir belki dedim. Bunun dedim içinde ilaç neyin vardır dedim. Oo afiyet olsun baba. İlaç falan yok. Hem öğretmediler mi sana? Çok merak. Sağlığa zararlıdır. Evet öğrettiler. Tamam al hadi al. Hadi araca. Hadi araca. Eyvallah sağ ol baba. Ha. Acele edin la. Hadi. Acele edin la hadi. Kazayla randevumuz var. Ya bunun içine koyacak bir katık matık bir şey yok mu ya böyle yavan yavan? Öf.
ekmek de taş gibi ha. Karakola gitmem gerekiyor. Ses kayıtları tamam. Bu kaydı ulaştıracağım size. Sesi kusursuz taklit etmemiz gerekiyor. Ses önemli. Bu tür operasyonlarda genelde ses sorunu yaşıyoruz. Her şey tamam olmalı sorun yaşanmaması için. İşin en heyecanlı yerine geldik. Sizden haber bekleyeceğim artık. Zavallı Leyla ile Serdar. İkinizin de felaketi yakındır. Leyla dur! Dur! Yeter artık! Görmek istemiyorum seni! Bırak peşimi! Dur dedim sana! Sıra bize de gelecek. Sen ne yapacaksın Heval o zaman? Ne ederlerse etsinler. Ben Allah'a küfretmem. İsterlerse öldürsünler. Duydun işte. Küfür yemediğimiz gün yok ki. Daha anlatırken hiç böyle dememişlerdi. Herkes istediği gibi namazını kılacak demişlerdi. Yalanmış meğer. Oğlum ölmüş müdür ki? Ölmediyse de öldür herhalde. Yarın akşam edemez. Hayt! Gundiler! Ben size bir şey söyleyeyim mi? Siz arkadaşınızın mezarını en iyisi kazın. Onun işi bitmiştir artık. Ona ben bile bir şey yapamam. La sizde hiç akıl yok ha. Burada ne işiniz var la sizin? Burada size söylenenin tekini bile bulamayacağınız, aç kalacağınız, horlanacağınız, işkence göreceğiniz. Alakanızdan, imanınızdan olacaksınız. Beni dinleyin oğlum. Bak ben var ya, ben bu dağları yaladım, yuttum. Burada var ya her şey yalan, yalan. Gidin la. Durmayın. Gidin ne bileyim bir okumanın falan yoluna bakın. Hem zaten eskisi gibi de değil. El uzatan da var, imkanlar da var. Yoksa var ya hepinizin sonu benim kardeşim gibi olur. Namaz kılıyor diye öldürdüler la. Gidin, gidin. Bir daha da daha pikniğe bile çıkmayın. Hadi gidin. Hadi lan. Bak. Doktor abinizi iyi dinleyin ha. Yoksa bir bilemediniz 2 yıl sonra cesetleriniz bu çukurun dibinde olur. Yani bize söylenen her şey yalan mı doktor abi? Hay senin abini sevsinler kı. Ya ben ne diyorum bana bakın bana. Koca kampın koca okumuş yazmış beyni muhteşem derecede çalışan tek insanı benim. Ben ne diyorum? Yalan diyorum size işte. Ben durmam o zaman. Kolay gelsin. Dönerim geri. Aferin kı. Ben de durmam. Giderim. İmam Hatip açılacakmış. Hı. Baksana zaten her yer kirpas içinde. Herkes kaşınıp duruyor. O kadar da değil. Oğlum ben kendi bitlerime laf ettirmem. Onlar benim şahsi bitlerim. Dağdaki en gerçek şeyler ama biraz kaşındırıyorlar. Ya tamam haydi toplaşın. 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 Hay. Gelin. Dinleyin beni kundiler. Şimdi doğru karakola gidiyorsunuz tamam mı? Orada kordon var. Kordon Celil. O kendisi benim has arkadaşım olur ha. O size mutlaka yardım eder. Haydi şimdi çaktırmadan yaylanın haydi. Haydi. Haydi şu ekmeği de alın. Bölüşün bölüşün yiyin. Haydi. Haydi. Haydi bölüşün. Haydi. Haydi oğlum. Haydi. Şşş, lan doktor. Kordonu ara da gençlerin karakola gideceğini bildir. Tamam ben söylerim. Ne oldu lan? Bitlendi mi lan? Yerim ben seni. Haydi. Bana bakın aklı evveller. Ne olursa olsun ayrılmayacaksınız buradan. Yemek için bile gitmeyeceksiniz. Yok Naza yengeniz evden çıkarsa bir adım arkasında olacaksınız. Anlaşıldı mı? Komutanım merak etme. Kuş olsa uçup gidemez artık. Kuş olsa yine iyi Lazoğlu. İşin içinde şeytanlık var Akide şeytanlık. Kordon cevap ver. Benim doktor. Önemli. Kordon. Ömer'e bir şey mi oldu yoksa? Dinliyorum doktor. Kısa kes. Hadi. Ya kordon. Biz seninle iletişimimiz üzerine bence çalışmalıyız. Yani diyorum ki senin biraz medeni olmayı öğrenmen lazım.
Doktor, delirtme beni. Söyle ne söyleyeceksin, hadi. Ömer'e bir şey mi oldu lan? Ben iyiyim komutan. Duydun işte. Bugün de iyi, hiçbir şey yok. Hem bu koca kafaya davası yarada. Kilo mu ne verdi? Biraz adama döndü. Ha neyse, ha kurdum bak. Burada 5 tane genç vardı. Civa gibi çocuklar. Ben onları deneylerimde kullanacaktım ama acıdım, evlerine gönderdim. Okumalarını tembihledim ha. Heh Celil bak, karakola geliyorlar. Senden başka da kimseye teslim olmayacaklar ha, ona göre. Helal lan doktor. Sayende kurtuldu çocuklar. Aferin be. Vay. Bak, benimle konuşmaya başlayınca medeni olmaya başladın sen ha. Kurdun, bence sen adam olacaksın. Ben de karar verdim. Bundan sonra dağdaki böyle gençlere sahip çıkacağım. Onların pisi pisine ölmesine göz yummayacağım kurdum. Tamam lan tamam. Kes. Hadi bakalım aklı evveller. Ben gidiyorum. Yengenize gözünüz gibi bakın. Yoksa Serdar komutanım gözünüzün üstünde morluklar açar. Emredersiniz komutan. Kurdun cevap ver. Dinliyorum Aslı, devam et. Albay panikledi. Üst kuruldan korkuyor. Karargahı terk ediyoruz, bilgin olsun. Haydi 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 haydi. Anlat bakalım. Neler oldu orada? Albayım, bir anda oldu her şey. Serdar Üstey'im en son anda Naza'yı arabadan çıkardı. Yoksa şimdi parçaları bile kalmamıştı. Leyla iyi yerleştirmiş bombayı. Kötü oldu bu. Şimdi bu bomba olayı da bana fatura edilecek. Durmayın. Hemen boşaltın burayı. Üst kurul başımıza bela açmadan hemen gidelim Agir. Dur bakalım. Bir yere gitmiyoruz albay. Ulan sen. Tutun. Ne oluyor be? Sen karışma çömez. Üzgünüm albayım. Üst kuruldan emir aldık. Yani en tepeden. Yapacak bir şey yok. Naza'yı öldürmek istemeniz üst kurulu çok kızdırdı anlaşılan. Cezalandırılmanıza karar verildi. Götürüyoruz albayı. Ulan topal. Ulan o elindeki silahı bile ben verdim sana be. Gebertip bir çukura atacaklardı ben olmasam. Ulan bunu sorarım sana. Albayım anlayın. Üst kurula karşı boynum kıldan ince. Yani görev işte. Götürün hadi. Bana bulaşan herkes geberecek. Ben dokunulmazım ulan. Bana o üst kurulunuz da dokunamaz. Hepiniz gebereceksiniz. Sen de gebereceksin Agir. Naza da, Leyla da, Serdar da. Gebereceksiniz ulan. Gebereceksiniz. Tamam albayım. Git komutan. Bırak peşimi. Dur. Ah! Bırak. Bırak. Seninle işim bitti. Bırak beni. Çocukça davranıyorsun Leyla. Artık kendine gel. Neler yapıyorsun böyle? Gücüm kalmadı artık Serdar. Acılara katlanacak gücüm kalmadı. Bırak beni. Bırakacağım. Ama bir kez dinle. Yeter dedim sana. Neyi dinleyeceğim ha? Yeni yalanlarını mı? Gelme komutan. Yaklaşma. Karının yanına git. Onu bekletme. Aptallık ediyorsun. Anlamıyorsun hiç. Ben seni seviyorum, onu değil. Yalan! Sevmiyorsun. Sevseydin onunla evlenmezdin. Sevseydin çukurdan çıkardın ben olurdum, o değil. Sevseydin burada böyle olmazdık. Ama göreceksin. Sana inat bitireceğim bu işi. Sana inat evleneceğim Baran'la. Yeter. Ah! Yeter artık bu çocuklukların. Ah! Anlaşılan gözümün önünden ayırmamam gerekiyor seni. Seni seviyorum komutan. Hem de çok seviyorum. Ama sana inanmıyorum. Filan!
Senin bana yaptığın alçaklığı ben sana etmeyeceğim komutan. Seninle de evlenmeyeceğim Baran. Sevmediğim biriyle evlenemem. Çıkar ulan beni buradan! Üzgünüm albayım. Ama emir emirdir. Biliyorsunuz siz de. Ulan Topal. Öldün sen lan. Sen daha evvel öldün albay. Açın lan suyu. Emredersin başkan. Agir! Buradan çıkınca karşıma çıkma lan. Ben üst kurulun emrini uyguluyorum albayım. Üst kurulu Naz'a kışkırttı. Eminim. Naz'a da bulacak belasını. Sana yapılan saldırı sonrası albay alındı Naz'a. Karşılığını görecek. Tüm operasyonları hızlandırdım. Serdar operasyonu için düğmeye bastım. Albay gibi gereksiz pürüzler yaşamak istemiyoruz. Sevindim efendim. Albayın hareketi bana değil aslında sizeydi. Karşılıksız kalmamalıydı. Merak etme. Bundan sonra albay sorunu olmayacak. Peki efendim. Ben üst kurul üyesiyle nerede buluşacağım? Yani nasıl tanıyacağım onu? O seni bulacak ve kendini tanıtacak. Merak etme. Sen şimdi hazırlan. Bomba içeğe girdi. Hemen Vahit'le buluşacaksın. O bombayı sen patlatmayacaksın. Ama patlatan sürpriz kişi senin kontrolünde olacak. O kişiyi çok merak ediyorum efendim. Okula gitmek için hemen çıkıyorum. Bu sefer bir terslik olmayacak. Nereye gidiyorsun da? Serdar komutanımın emri vardır. Evden çıkmayacaksın. Ne demek bu şimdi ha? Pazara da mı gitmeyeceğiz? Çekil önünden asker. Tamam. Uyar bize. Biz de geleyiruk. Hem belki taze hamsi gelmiştir. Biz de gelivereceğiz arkadaş. Yapıştınız ha. Cevap ver. Yavuz bir cevap ver. Yavuz bir dinlemedi. Üste benim. Eşinin üst kurul üyelerinden biriyle yüz yüze görüşmesi an meselesi. Ayrıca bomba içinde yeniden harekete geçtiler. Naz'ın uzaktan göz hapsine alınması gerek. Rahat hareket etmeli ki şüphelenmesin. Bugüne dek hiçbir üst kurul üyesini deşifre edemedik. Bu operasyon çok önemli Serdar. Hiç bu kadar yakın olmamıştık sonuç almaya. Dikkat edin. Alındı anlaşıldı Vatan bir. Gereken yapılacak. Dur! Yaklaşmayın. Kaldırın ellerinizi. Biz teslim olmaya geldik. Kordon Celil varmış. Bırakın silahlarınızı. Elleriniz havada yaklaşın. Asker! Biz sana değil, Kordon Celil'e teslim ederiz silahları. Bırakın geçelim. Celil komutanım burada yok. At silahını yoksa ateş ederiz. Biz sana değil, o komutana geldik. Ondan başkasına teslim olmayız. Tamam, tamam, tamam. Durun gençler, durun. Hoş geldiniz. Benim adım Kordon Celil. Doktor haber verdi geleceğinizi. Tamam, artık bitti.
Karakolda ifadeleriniz alındıktan sonra savcılığa, oradan da ailelerinizin yanına gideceksiniz. Bu kadar oyun yeter. Çıkarın beni buradan. Agir, bana bir telsiz ver hemen. Gör bak bakalım üst kurul ne diyor bu işe. Üst kurulun emriyle kuyuyu boyladın albayım. Ne diyeceksin ki onlara? Telsiz falan yok. Onlar bilmiyor. Ben ölürsem onlar da biter. Bana telsizi vermezsen üst kurul bunu sana çok pahalıya ödetir. Ver lan telsizi. Emredersin Başkan. İp ver lan. İp ver lan. En ufacık yanlışında mermiyi yersin albay. Ona göre. Duyuyorsanız dinleyin. Benim, Albay Temel Kirlioz. Emrinizle şu an bir kuyudayım. Ancak bölgede son 15 yılda yapılan bütün eylemlerin kayıtları dışarıda. Güvendiğim yerlerde. Unutmayın. Ben Erken Kondo'nun bölgedeki kara kutusuyum. Bana bir şey olursa o dosya sizin sonunuz olur. Herkes yaşanan gerçekleri en ince ayrıntısına kadar öğrenir. Haberiniz olsun. Satranç oynamayı biliyorsun abi. Hayatta kalmamın sırrı bu. Ne istiyorsun söyle. İşbirliği. Sizinle çalışmak istiyorum. Ama bir şartım var. Ben direkt sizden emir alırım. Naza gibi yeni yetmelerden değil. Anlaşıldı. Direkt bize bağlı çalışacaksın. Topal, su içmeye hazır ol lan. Çıkar lan beni buradan. Böcek gibi her yerde dolaşıyor bunlar. İşe bak evden çıkamıyorum ve bombaya ulaşmam lazım. Naza. Nasılsın Naza? Ne bu halin? Niye ağlıyorsun? Kötü bir şey mi oldu? Oldu Serdar. Çok kötü şeyler oluyor. Hayırdır? Anlamıyorum. Kendi evimde hapis gibiyim Serdar. Pazara bile benimle gelecekmiş o Laz asker. O çok inatçı biri. Üstelik de çok kaba. Anla beni canım. Kendimi suçlu gibi hissediyorum. Sanki hapisteyim. O Laz da benim gardiyanım. Anladım canım. Haklısın. Bundan sonra beklemeyecekler. Hem Leyla da yok ortalarda. Kaçtı herhalde. Artık bir şey yapamaz. Hadi. Gel sen de. Gel. Gel. Dedim ki adama. Uşağım. Benimle konuşurken saygılı olacaksın. Ben öyle demişim. Senin bildiğin adamlara benzemem. Gelin buraya. Gelin buraya. Emredin komutanım. Ne yaptınız oğlum siz? Naza'ya neden izin vermediniz çıkması için? Hapishane mi lan burası? Hemen karakola dönüyorsunuz. Burada size gerek yok. Anladınız mı? Tamam. Uy. Hadi sen anladın komutanım. Biz şimdi Habu Egeli ile karakola gidiyoruz. Emir anlaşıldı verdi komutanım. Yürü, hadi. Sağ ol canım. İnsanın güvenliği için bile olsa hapishanede gibi yaşaması çok kötü. Merak etme, bundan sonra etrafında asker olmayacak. Pazara gideceğim canım, akşam için bir şeyler alacağım. Git bakalım nereye gideceksen. Git de konuş ağababalarınla. Affet canım, gitmem gerekiyor. Pazardan istediğin bir şey var mı? Yok canım, sağ ol. Kuyruklardan. Şimdi bombayı kurma vakti.
Emrimi anladınız mı? Telsiziniz açık olsun. Emredersiniz komutanım. Anladık komutanım. Sizden haber bekleyeceğiz. Hadi. Hayırdır komutanım? NASA birileriyle buluşacak Cemil. Uzaktan takip edeceğiz. Bomba işini çözebiliriz. Bu arada bir üst kurul üyesini ele geçirdik mi... canavarın kuyruğunu yakalamışız demektir. Sahi komutanım. Leyla bacı ne oldu? Bilmiyorum Cemil. Bomba patlayacak. Akşam haberlerinde parçalanmış insanlar olacak. Hata payımız yok. Emre anladın mı onu söyle. Anladım daha yılanım. İyi. Bu sefer hata istemiyorum. Başlıyoruz Celil. Ateşin üstünde yürümeye hazır ol. Anlaşıldı komutanım. Dikkat edin, size doğru geliyor. Kaçırmayın sakın. Merak ediverme komutanım. Kuş olsa kaçamaz evvelallah. Sap. Nerede? Burada. Uzun sürdü bunun net alması. Huylandım ben komutanım. Sabır Celil. Üst kurul üyesine çıkıyor bu yol. Bir hayaletin peşindeyiz unutma. Üst kurul üyesi dedikleri hem var hem yok. Deşifre olmaması için her türlü önlemi alıyorlar. Yakalayabilirsek bu ülkeye büyük hizmet etmiş olacağız, anladın mı? Boşuna NASA'yı korursun komutan. Belasını bulacak o. Tamamdır. İstediğim yerden bilgisayarın bir tuşuyla bu iş biter. Her yer cehenneme döner. Siz şimdi bunu okula yakın en uygun yere saklayın, tamam mı? Tamamdır. Bu adam çok şey öğrendi Vahit. Gereksiz bilgi başını ağrıtır. İyi edin şunu. Ha, doğru dersin NASA komutan. Lan! Ne yapıyorsun, silah olur mu? Sessizce halledin şu işi.
Bunlar ne yapıyor burada ki? Bunlar bir işler çeviriyor ya. Ne oldu şimdi komutanım? Bu akşam yemek için malzeme aldı, evine geldi. Bizimle kafa buluyor. Oynuyor komutanım. Yavuz bir vatan bir acil. Yavuz bir dinlemede. Üsteğmen, Celil Astubay'la hemen İmam Hatip Okulu açılışına gidin. Açılışa bomba ihbarı yapıldı. Anlaşılan bombalı eylem orada yapılacak. Anlaşıldı vatan bir. Gereken yapılacak. Yavuz beş. Hemen aracı arka sokağın başına getirin. Acele edin, acele edin. Anlaşıldı komutanım. Koşun bakalım, koşun. Felaket treni kalkalı çok oldu. Savaşı kaybettiniz. Yarım kalan işi bitirme vakti geldi. Yaptıklarını ödeyeceksin Naz'a. Hediye paketini okula gönderdim. Vahit ve Rıza arkadaşlarım ilgileniyorlar o konuyla. Güzel. Takibi. Hediyenin adrese ulaşması kadar hedefine ulaşması da önemli. Bu kez sorun olmayacak efendim. Merak etmeyin. Sorun olmayacak demek. Bence çok büyük sorun olacak. Hala akıl almadın değil mi sen? Ben de akıl bırakmadın. Götürün şunu. Hayır. Hadi. Bırakın beni. Eyvallah. Allah'tan kork. Deme böyle laflar ya. İyi. O benim karım Leyla. Sevdiğim adamı çaldın. Namusumu kirletmeye kalktın. Hayatımı mahvettin. Dur. Dur bak. Bak sonradan pişman olacağım bir şey yapıyorsun. Bana ettiklerinden sonra bunu hak ettin sen. Sana acımam yoktur. Şu hayatta her şeyden pişman olurum da. Bundan asla pişman olmam. Bak. Bak bunu yapamazsın. Tetiğe bastığında sadece beni vurmayacaksın. Anlamadım. Ne demek bu? Karnımda Serdar'ın bebeğini taşıyorum Leyla. Ne diyorsun sen be? Olamaz bu, yalan dersin. Evet. Sana çok yalan söyledim ama... Düşün. Bir kadın bu konuda yalan söyler mi hiç? Serdar'ın bebeğini taşıyorum ben. Ölüm. Şeytan! Ölümüm benim elimden olacak. Benim elimden olacak. Durun lan! Sen karışma lan! Kesin şunu! Birbirinizi öldürmek için zahmet etmeyin. O işi biz halledeceğiz. Ah! Lan! Bırak! Bırak! Getirdik albayım. Ah!
Lan! Lan ecelinle dans ediyorsun albay! Ama bu son dansın! Sen dersini aldın. Seninle işim yok artık. Ne olur beni dinleseydin. Adamların gözü üstümde. Şimdi seni ben de kurtaramam Leyla. Agir! Bırakın şunu. Bırakın lan! Beni bırakman seni kurtarmayacak albay. Git Naz'a. Kimseye ikinci bir şans vermedim bugüne kadar Leyla. Naz'a'yı öldürmeliydin. Ben görevimi yaptım. Ama Naz'a ölmedi. Katil misin sen? Hiç mi vicdan yok sende? Ne istiyorsun şu kızcağızdan? Yetmez mi bu kıza çektirdiklerin ha? Sen karışma Serap. Bu suç ortak olamam. Önce beni vuracaksın Temel. Yürü kızım, gidelim. Kaçarsa hesabını sana sorarım. Al işte. Baş belaları da göründü. Hadi. Okulun her tarafı araştırılacak Celil. Tamam komutanım. Merak etmeyin. Çekinme Leyla. Burayı kendi evin gibi gör. E hadi bir şeyler ye, açsındır. Sağ ol. Bak canın sıkılırsa bilgisayara girebilirsin. Ben de bilgisayarda vakit geçiriyorum. Anlar mısın? Kursa gitmiştim bir ara. Celil'imi gördün mü? O iyi mi kızım? Onlarla değilim ama iyidir herhalde. Serdar komutanla vazifededir onlar. Başına bir iş gelecek diye çok ödüm kopuyor. Çok özlüyorum onu. Bak dosya açıp yazı yazabilirsin. İstersen oyunlar da var. Çekinme. Kimse gelemez bu eve. Burada güvendesin. Kendim sıktım. İç hadi. Toparlanırsın. Başım ağrıyor. Gözümü açamıyorum yorgunluktan. Kim bilir neler yaşadın yine. Hadi gel dinlen biraz. Sen gir kızım içeri, dinlen. Kapını da kapat. Serap, aç kapıyı. Erken geldin. Bu kadar vicdan yeter Serap. Leyla'yı alacağım, emir geldi. Asla. Ben bu kıza bir söz verdim Temel. Sözümü de çiğnemem. Ona dokunmayacaksın. Bırak şu zavallı kızı. Serap, beni zorlama. Bu iş büyük. Beni aşıyor. Leyla'yı alırsan terk ederim bu evi. Şu beş para etmez kız için beni tehdit etme.
Bu tehdit değil. Giderim Temel. Bilmiş ol. Serap, bu Leyla meselesi benden çıktı. Bu Leyla'yı öldürecekler. Madem direniyorsun, onunla sen de öleceksin. Beni korkutmaya çalışma. Kızı vermiyorum. Sen de tehlikedesin Serap. Başkaları var, anlamıyor musun? Sen bilirsin. Benim yüzümden Serap teyze de ölecek. Gitmeliyim buradan. Allah'ım gelmişler. Nazan'ın işi bu. Beni öldürmeye geliyorlar. Binayı da alın. Her yer aranacak. Her yer. Emredersiniz komutanım. Her yere çabuk. Alın. Benim Celil abi Leyla acil. Bacım neredesin? Neden bir kez olsun dinlemiyorsun bizi ha? Benim günahım ne Celil abi? Aldatan evlenen ben miyim? Dinle Celil abi. Serap ananın evindeyim. Annen koruyor beni albaydan. Ama albay başka düşmanlar da var dedi. Beni de Serap teyzeyi de öldüreceklermiş. Ne olur yetiş Celil abi. Giremezsiniz evime. Leyla bacı. Leyla bacı konuş. Ne oluyor Leyla bacı konuş. Leyla bacı. Ne oluyor Celil? Ne Leyla'sı? Leyla bacı albayın elinde komutanım. Annem yardım etmiş Leyla bacıya. Şimdi Leyla bacının da annemin de hayatı tehlikede. Yürü Celil. Yürü çıkalım. Yürü. Aramaya devam edin. Hadi. Emredersiniz komutanım. Çekil be kadın. İşimiz Leyla denen çulsuzla. Seni de harcamayalım. Önce beni harca o zaman. Ölürüm de sokmam sizi bu eve. Kordonun anasıymışsın biliyorum. Emin ol. Senin de oğlunun da sonu iyi değil. Adamını al defol kapımdan. Ecelin kapıda canını almaya geldi. Hoş geldin demek yok mu? Şeytan. Çekil be sen de. Yakalayın onu, yakalayın. Yakalayamadınız değil mi? Sen bu kızı niye koruyorsun ha? Çıkarın ne senin? Anne! İçerideler Celil. Celil geldi. Kahrolası sivri kafa da burada. Beni görmemeli. Anne neredesin? İyi misin anne? Oğlum, benim için geldin ya. Sadece iyi misin dedim. Neler oldu burada? Leyla nerede? Leyla gitti. Kaçtı. Peşindeler. Leyla bacıyı öldürmek isteyen o alçak kocan mı? Başkaları da var Celil. Ama inşallah yakalanmaz, kurtulur Leyla. Fakat kız perişan. Çok üzüldüm haline. Celil, çıkalım. Okula dönelim. Celil, seni çok özledim oğlum. Bu kadarı bile fazla. Beni ele vermedin. Dur! Bırakın beni!
Naza Başkan. Söyle. Leyla'yı yakaladık. Getirin. Serap Hanım'a teslim edin. Emredersiniz. Alın şunu. Yürü. Bırak. Hadi götürün, götürün. Ya bu asker ne arar burada? Bilmiyorum ki. Kaldır bir işe herhalde. Hayrolsun bağlı. Var mı bir şey? Yok komutanım. Biz bir şey bulamadık. Bu hayra alamet değil komutanım. Bırakın kızı. Çıkın evden. Sizin hakkınızı nasıl öderim ben? Herkes teperken siz sahip çıktınız bana. Gel kızım. Sakinleş kızım, sakinleş. Geçti, kurtuldun. Kimse dokunamaz sana artık. Allah senden razı olsun Serap teyze. Söyle kızım. Kimsin sen? Ben Asfalt Arta'yım. Kutsal kadınım. Çipin etkisine girdi. Bilgisayarın hangi odada olduğunu biliyorsun. Oraya git. Naza, bombayı nasıl aktif hale getireceğini anlat ona. Bu kamyon ne arayı veriyor burada Akideş? Bak hele. Gel o taraftan. Şoför de yoktur içinde baba Ali. Kapakları açık Akideş. Ana ekmeğe bak. Oo, ekmek mis gibi de kokay. Neyse canım, sahibi de helal etsin. Görev başında ayıp Belazoğlu. Biraz iradeli ol be arkadaş. Ya ne yapayım, canım istedi aldım bir tane. Allah Allah. Sahibi gelince parasını veririz. Gamülcüyü görürsen ekmek parasını verelim gari. Hak geçmesin. Doğru söylüyorsun. Veririz. 9, 7, 4. Şimdi enter'a bas. Bu araçta ne var? Ekmek arabası komutan. Ekmeği kontrol ettik da. Taze dur. Mis gibi dur. Ne? Hasan, kızdırma beni. Buradan kordona kadar kovalarım seni. Hı.
İyice kalabalık olmaya başladı komutanım. Bu bomba bulunmazsa herkes ölecek. Herkes öleceğiz komutanım. Bulacağız. Başka çaremiz yok. Hadi çekil. Ben Üsteğmen Serdar Mert'in karısıyım. Hanımefendi de seni, beni yöneten üst kurulumuzun saygın bir üyesi. Sistem devreye girdi. Şimdi bombanın patlayacağı anı bekleyeceğiz. Bomba patlayacak.